Katı kudu olmayalım hemen. Festivale hemen katılmıştık. İzmir'den çok gelen oldu. Yani İzmirliler yediler daha çok. Öyle mi İzmirliler? Tabii, bayıldılar. Köfteyi çok beğendiler. Onların zeytinyağlı olduğu için daha çok. Bir de haşlama ya, kızartma değil, hafif de oluyor. Katı kudolma yapacağız şimdi. Onu da merak ediyorum. Sonra konuğumuzu alacağız. Canım, yalnız robotumuz vardı değil mi? Onu var çekmek var için. Hemen var, çekti. Var. Soğanlı biberi. Ben onları hemen çekerim Serpil koy. Şöyle. Kartımız nerede açtım? Reyhan'ımız da vardı ona. Reyhan içeride kaldı galiba. Yok mu? Dur bir dakika getiriyorum. Reyhan'ımız buradaydı. Yok o değil. Ha tamam. Reyhan bizde de var. Yok getirdim ben Reyhan'ı. Ama şu yeter büyüğünü mü vereyim? Kendimi böyle bir an. He canım. Evde sandım bak kanalıma da esnedim. Nazar güzeller için. Atak esnedim ilk defa yayında. Bir şey söyleyeceğim bunu ama renklerinden ötürü. Ama çok çok dikkat çekiyor çok renkler. Çok mu yakışmış? Çok yakışmış. Aynen, ben bayılırım yeşile zaten. Hayranım üstün eşarını patlamış. Aşkımsın. Evet eşar patlatmış. Aşkımsın. Evet bıçağımız efendim. Katıklı dolma için yarım kilo Bitlis kabağı. Bıçak var burada. 300 gram kıyma, 250 gram bulgur. Bir adet kapya biber, bir adet yeşil biber, bir adet kuru soğan. Katığı için ise 3 diş sarımsak, 2 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, pul biber, kırmızı toz biber. Tamam. 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 Rahat ol. O zaman tamam. Yıkamadan koyma isteği tamam tabağa. Sen onu biz yapalım, sen diğerini yapalım. He he. Şey ama şey yapacağım. Bunu mu bekliyorsun? He he, bunları bekleyeceğim. Hemen yapıyorum. Ben bunları zaman bekleyeceğim. Hemen geldi o zaman almış. Ben bunları açayım. Şöyle iri iri doğrayalım. Bu arada Nermin Hanım, katık dediğimiz yoğurt oluyor. Öyle mi? Dolmanın üstüne tabii katıklı dolma oradan geliyor. Yoğurt harika yani. Harika. Sarımsağı da içine attın mı? Yok, onu yoğurda koyacağız. Tamam. Kırmızı kapyayı, soğanı ve yeşil biberimizi rondomuzun içerisine ufaladım. Ve şimdi rondodan iyice böyle ezeceğiz ki sonrasında kullanabilelim. Abla ver yoğurdunu, sarımsağını da ben koyayım. Hı hı. Al canım. Ver ablacığım, ver ver ver. Bir de onun üzerine kırmızı biberli yağ yapacağız. Geliyor. Yakarız, yakarız. Yapacak da nazlanıyor. Evet. Biberimiz biraz acıydı. Ama acı. Pardon. Birden açınca gözlerim bile yaşardı. Hemen kapatalım ki şey olmasın. Al Serpil köküm. Gel 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 sana onu ver bana. Bulgurumuzu koyuyoruz. Bulguru ilave ettik. Biber, soğan hepsini güzelce rondodan geçirdik. Yeşil ve kırmızı olmak üzere. Reyhan. Reyhanımızı ekliyoruz elimizde ufalayarak. Biliyorsunuz söyleyeyim ki inanılmaz lezzet verir. Reyhan'ın o güzel dağ kokusu. Misler gibi. Çorbalarda, şeylerde biz bu arada Nermin Hanım Reyhan'ı Bitlis'de yapıyoruz. Hı hı. 50 kilo reyhan alıyoruz, taze reyhan. Hı hı. Onu temizleyip kurutuyoruz. 1,5 kilo reyhan çıkıyor 50 kilo. Öyle kilodan mi? Ne kadar güzel. Vallahi her şeyin doğalı, güzel evet ve makbul gerçekten. Bütün ürünlerimiz et hariç hepsi Bitlis'den geliyor bizim. Harika. Ne oldu bana be? Bilmiyorum ki. Su lazım. Lazım mı daha abla su? Su yok şimdi buna değil, ha, şeyine haşlamasına koyacağız. Şeyi hamuruna koyuyoruz. Yok yok, sıcak su koyulmuyor. Evet iyice eziyoruz. Yine böyle içi köfte yoğurur gibi hamurunu güzelce yoğuruyoruz. Bunu nasıl yapacağız, yuvarlayacak mıyız? Bunu kabağa sarıp üzerine su dökeceğiz. Sıcak su döküp haşlayacağız, o kadar. Bunun başka bir şeyi yok. Süper. Serpilim. Canım. O kabağı ben isteyeceğim. Bir de koyacağımız tencereyi isteyeceğim. Kabak şu. Hem bir de elimizi ıslatmak için su da alabilirim. Şunu kabağı verdim. İçine mi koyacağız? Kabağı saracağız. Kabağı saracağız. Ama. Normal bildiğimiz İstanbul kabaklarından da oluyor. Ama katıklı olmanın Bitlis yemeğini bununla yapılır. Bunu salatalıkla Bitlis'den yaparız. Bitlis'den özel geliyor kabağımız. Muhteşem. Salatalıkla olur. Salatalığın içine koyarız. Kabağın içine koyarız ve Bitlis kabağını
bırakılır. O bitsin kapatır. Arzu abla seriye bağlamışsın maşallah. Biri gidiyor biri geliyor. Biri gidiyor biri geliyor. Alıştım artık. Her gün yapıyor musun abla? Ya ekseriyetle evde artık yapmıyorum. Çünkü dükkanda yaptığımız için. bir de iki kişiyiz artık. Çocuklar evlendi zaten. Hepsi. Bazı zaman lokantaya gidiyoruz. Ha, lokantada yiyelim biz hanım bugün. Boş ver evde uğraşma. Yalnız bunun tuzu var mıydı? Koymuş. Ben yemem abla onu. Şey kıymalı var. Kıyma var onda. Tuz yok. Yalnız ben de. Ben yemem onu. Yemem onu. Bana ne, bana ne, bana ne. Tamam. Çok oldu. O yüzden. Evet, güzelce tuzu ile de özleştiriyoruz. Her şeyi de yoğuruyorlar anacığım, baksana. İşte diyorum ya, seriye bağlamış Arzu abla maşallah. Allah eline koluna zeval vermesin. Arzu yorulduysa ben geleyim. Ben de yapabilirim Arzu abla. Hele, hele Arzu abla. İş bittikten sonra. Sana bir dolay bitti evet, abla. Hele, hele. Dinliyorum. Bu erkeklerin de bu iş bittikten sonra. Olmuş ya, ben de yapardım. Yapardım ben size sen. He. Arzu abla bu olmuş mudur? Onu biraz daha koyalım mı? Onu ne yerden? Sumak koyabilirsiniz. Tuzunu atacağız ama onu. Ama suyu bence gayet iyi. Yok birazcık da. Ha. Tamam. Bu sumağı da Erdem biraz da tuz atın onun içine tamam. Tuz yok muydu? Atmamış mıydı? Yok tuzunu en sona. Beni bir oku. Ona nazara geldi. Allah bir şeydir ben esniyorum benim karşımdaki de esniyor. O, çocuğum ne oldu? Tabii nazarımı sana gönderiyorum ben. Gözlerimden. Hiç ben bak kaç yüz bölümdür ekranda. İlk defa böyle esneme çöktü. Hüseyin hocam oku beni oradan bir. Oku beni oradan bir. Bak Arzu ablam okudu. Allah'a emanet. Bak Arzu ablam okudu. Ah ben de bitirdim. Valla gözlerimden yaş gel. Heh Rabia'm yetişti. Oğlum. Üç kulu Allah bir ayetel kürsü. Felak Nas. Onlar çok iyi geliyor bana. Annem de okur gerçi şimdi. O da beni kurban olum izliyordur. Babamın çok iyidir nefesi. Katıklı dolmanın iç harcını nasıl yaptık abla? Soğan, biber, kırmızı kapya biber hepsini bir rondodan geçirdik efendim. Sonrasında birazcık su ilavesiyle birlikte güzelce yoğurduk. Ve şu an minik bezeler haline getirdik böyle. Biraz yavaş bir sarma şeklini bir kere daha tamam. Bizim aktüel kameramanız görsün. Evet. Heh. Şöyle sarıyoruz. Aa, çok pratik. Elinde dolma sar gibi. Tamam şöyle birazcık sizi bu tarafa doğru alalım Serpil Hanımcığım. Seviniriz. Aynen. Bizim bu tarafa şu... geçelim Berat. Efendim çok lezzetli yok, katıklı gel. Bir dolma hazırlıyor bize. Evet, Arzu ablacığım bir tencerede saracak. Hadi iyisiniz. Kapatıyorum bunları abla. Bugün de Bitlis'e götürdüm sizi. Burada neler yaptık kıymetli Arzu ablacığım? Katıklı dolmamızın içine hazırladık. Sonrasında kabağımızı önden haşlamıştık. Bu salatalık gibi böyle ince uzun doğramıştık onları değil mi Arzu evet. abla? İçine koyup sardık ve şu an ne yapıyoruz? Altını açıyoruz. Haşlanacak. Haşlanacak. Şey tamam. Evet efendim biz devam ediyoruz. Çünkü şu an masada enerji veren Bitlis'in özel güzellikleri var. Ne yaptık? İşli köfte. Bakın hiçbir tanesi çatlamamış. İlk defa yaptım. Arzu abla kaç? Kaç veriyorsun bana? 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10'u kaptım. Erdem abi. Ben de. Hey Allah size ekibe transfer ederim. Edeceksin mi? Tamam. Çalışmadığınız günler Bitlis restoranına gelin. Çalışmadın. Tamam belki iş lazım zaten. Sonra. Ne yapayım? 3 tane çocuk. Geçinemiyorsun. Doğru geçinemiyorum. Gidiyorum ben. Başlıyorum. Gelin Bitlis yemeklerinde olacağız. Ne yaptık sonrasında? Karı çorbası. Pirorik. Katıklı dolma. Fıttımlı yumurta. Ay çok şeker oldu. Çorti haşi. Valla elleriniz kollarınız dert görmesin. Afiyet olsun. Bitlis'in en güzel lezzetlerini bize tanıttığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Var olun. Her zaman bizimle olun. Sağ olun. Sonrasında enerji uzmanımız bana güzel enerjiler getirmiş. Bugün ben uyumaya başladım. İnşallah bunlardan birazdan sıkıp uykudan uyanacağım. Kesinlikle. Evet çok teşekkür ederim. Son olarak Arzu abla az önce dedi ki size Leyla Hanımcığım. Bir sürekli uyumak istiyorum dedi. Çok yoruldum dedi. Ne yapıyorsam yapıyorum uyuyorum. Bu bence bütün izleyicilerimizde var olan evet. bir şey. Ne demek istersiniz? Şimdi öncelikle bir kan değerlerimize de baktırmamız gerekiyor. Çünkü yaşadığımız süreçte
maalesef bazı vitamin değerlerimiz düşebiliyor. Her ne kadar yemekle ilgileniyor olsanız bile düzenli beslenme konusunda sıkıntılarınız olabilir. Bir de bunun dışında enerjinizi yükseltecek şeyleri belirleyip onları yapmanız gerekecek. İkisini eş zamanlı onları yürütebilirseniz... Işte, onları yürütemiyorum. İşte sonuç bu. Yani seçim otokontrolümü sizin... mutfağa girdiğim zaman otokontrolünü bulamıyorum. Şimdi ne yaptın şey Erdem seçim... abi? Otokontrolünü dağıtmışsın Arzu abla. Aslında ben erken kalkıyorum hocam. Uyku yatamıyorum yani ben. Dinlenebilmek, dinçleşebilmek istiyorsanız... Demek ki otokontrolü beyefendi mi hocam? Hayır ama kendi seçiyorum. Bütün enerjiyi bana vermişim ben böyle... Herkesin enerjisi kendine alıyor. Değil mi? Siz kendinizi ne kadar yükseltirseniz o zaman daha fazla mutlu edebilirsiniz evet, zaten. Evet. Hemen kazanan izleyicilerimizi açıklıyorum ki birazcık enerji depolasınlar. Çarşamba gününü mü açıklamamıştık? Çarşamba kazananını Sevcan Kaleç oldu. Sosyal medyadan Ermin Enfes Mutfağı'nın Instagram hikaye bölümüne bakabilirsiniz. İkinci kazanan ise Akel 9758 oldu. Sağlıklı ve güzel günlerde afiyetle tüketmenizi öneririz. İkinci şifremiz ne olsun demeyelim. Tabii ki Leyla Hanım varken bize söz düşmez. Enerji olsun diyoruz efendim. Bol enerjili olmak için de ne dedi? Mutlu bakın, pozitif evet, bakın, iyi olmaya çalışın. Hep iki seçenek var. Pozitif olanı seçersek mutlu oluruz. Evet, güçlerimiz birleşsin. Birazcık enerji alalım. Gel Arzu abla. Hadi sen de gel Erdem abi. Sana da kıyamam ya. Sen de gel, enerjiye dahil ol. Evet efendim, çok keyifli bir yayındı. Çok güzel bir cuma oldu. Konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Teşekkür var olun. Sizleri tanıdığım için, benimle olduğunuz için çok şanslıyım. Her zamanki gibi evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframdan sevdiklerim hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin. En güzele emanet ediyorum. Hafta sonu çok keyifli bir hafta sonu geçirmenizi diliyor. Pazartesi aynı saatte burada sizleri bekliyorum. Hoşça kalın.